Sayın Akşener Ümit Özdağ'ı lansmanında bir cümle kullandı efendim. Dedi ki İzmir'i kokudan kurtaracağız dedi. İzmir kokuyor dedi. Şimdi ben ilk soru olarak bunu sormak istiyorum. Ben gelip gittim İzmir'e ama ben pek almamış olabilirim yani. Bana almadım. Pek koku gelmedi ama. İzmir kokuyor mu efendim? Nedir durum? Niye böyle söylendi? Ne var? Yok Gürkan Bey, siz aslında iyi koku alırsınız biliyoruz ama İzmir kokmuyor, onu net söyleyebilirim. Evet. Hem de bütün bir yaz boyunca hiç kokmadığını söyleyebilirim. Geçmiş yıllarda ciddi bir problemdi bu ama çok önemli adımlar attık, çok stratejik kararlar aldık ve çok zor adımlar attık ve çok şükür doğru yolda gidiyoruz. Çok kısa bir süre sonra İzmir tekrar yüzülebilir hale gelecek çünkü yüzülebilir derken başkan şeyde mi yani, evet. Böyle körfezde tabii, mi yani? Tabii. Yani oralarda tabii, denize girilebilecek diyorsunuz. Aynen öyle. Yani 50 sene önce ben çocukluğumda balıklama atlamayı, yüzmeyi İzmir Körfezi'nde öğrendim. Yani evimizde askeri lojmanlarda kalıyorduk. Evimizin önünde iskele vardı ve oradan atlayıp denize girerdik. Şimdi 50 sene sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki o noktaya doğru çok doğru adımlarla ilerliyoruz ve koku sorununu bitirdiğimiz gibi körfezin temizliğini sağlayarak yüzülebilir hale getireceğiz. Peki Meral Hanım neden böyle bir şey söyledi efendim? Vallahi muhtemelen yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Çünkü aslında meclis üyeleriyle görüşseydi onlar daha doğru bilgi verebilirdi. 4 yıldır biz İYİ Parti meclis üyelerimizle beraber çalışıyoruz. Birlikte hareket ediyoruz mecliste. Bu koku meselesiyle ilgili tartışmalar mecliste çokça yapılmıştı. Bunların her birinin cevabını aslında kendi meclis üyeleri de çok iyi biliyor. Keşke onlarla konuşsaydı. Çünkü doğru bilgi vereceklerdi mutlaka onlar. Evet. Yani siz Akşener yanıltıldı diyorsunuz. Şimdi Özdağ'ı aldığımızda Sayın Özdağ'ı o da benzer ifadeler kullanmıştı ama bunun aslı astarı yok diyorsunuz. Şimdi efendim siz Özdağ'ı için dediniz ki kuvvetli bir aday değil dediniz. Bornova'dan da ben üst dönemiyim, abisiyim dediniz. Aynı okuldan, evet. Aynı okuldan Bornova Lisesi'nden mezunsunuz herhalde bildiğim kadarıyla. Kuvvetli bir aday değil dediniz. Şimdi bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi İzmir onun için mi diyorsunuz? Yoksa Özdağ'ı yeterli bir performans sergileyemez? Ne için söylüyorsunuz bunu efendim? Ya şöyle, Ümit Bey doğru, aynı liseden mezunuz ama tabii o zamanlarda tanışmıyorduk. Bu adaylık vesilesiyle, milletvekili adaylığı vesilesiyle tanıştık ve birlikte kampanyada da beraber çalıştık. Dolayısıyla ben de onu tanıma fırsatı buldum. Çok iyi bir akademisyen, çok önemli üniversitelerde öğretim üyeliği yapmış. Hakikaten kendisini kalkınma ekonomisti olarak tarif ediyor ve doğru. Çok donanımlı bir akademisyen. Ama mesela gönül isterdi ki bir kalkınma ekonomisti olarak, milletvekili olarak seçildiği Plan Bütçe Komisyonu'nda ağırlığını koysaydı bir İzmir milletvekili olarak. Ve bu kadar yangın yeriyken Türkiye, bu kadar hayat pahalılığı, yüksek enflasyon varken o kalkınma ekonomisti olarak birikimlerini çok daha iyi değerlendirebileceği bir mecra olurdu diye düşünüyorum. Çünkü hani doğma büyüme İzmirli de olsanız sonuçta İzmir'in dinamikleriyle ilgili, İzmir'in sorunlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak öyle kolay bir iş değil. Bir de üstelik 30 bin civarında çalışanı olan bir kurumdan bahsediyoruz. Yani o kurumu tanıması bile çok ciddi zaman alacak bir süreç. Özetle evet, iyi bir akademisyen ve fakat belediye başkanı adaylığı için zayıf bir aday sözünü bunun için kullandım.